Ya şöyle, Kayserispor'da oynarken Sayın Adnan Polat'la biz çok konuşmuştuk. O zaman işte Galatasaray beni çok istiyordu. Ben de futbol yapım olarak eğer Türkiye'de bir takımda oynayacaksam, yani vermeyeceksen, o zaman daha Trabzonspor çünkü devrede yoktu. Eğer oynayacaksam dedim, bu dedim Galatasaray olsun dedim. Başkana söyledim, Recep Mamur'a, Sayın Başkanıma. Dedim ben dedim Galatasaray'da oynamak istiyorum dedim. Yani hani Türkiye'de bir takıma vereceksiniz. Bana dedim en uygun takım Galatasaray demiştim. Hem Türk futbolcu o zamanlar daha çok önem veriyordu Galatasaray. Fenerbahçe daha çok yabancı ağırlıklıydı. Ama bir türlü Galatasaray'la anlaşamadılar. Şu anki Karagümrük'ün başkanı Sayın Süleyman Hurma'da ile bayağı biz konuşuyorduk o dönemler. O da beni çok yönlendiriyordu. Yurt dışına gitmem için özellikle. Ama yurt dışındaki teklifleri de kabul etmiyorlardı. Ya bir anda Galatasaray serüveni bitti, Trabzon serüveni başladı. Yani benim istediğim, hani kendime uygun takımlar, istediğim takımları ben söyledikçe olmuyordu bir türlü. Dediğim gibi bu zaman, yani futbol kariyerim boyunca da hiçbir zaman yani ben şu takımda oynamak istiyorum deyip de gidip oynayamadım. Yani şu an öyle değil mesela. Şu an isteyen istediği takıma daha rahat gidebiliyor. Bizim dönemdeki bonservis bedelleri aslında daha çok yüksekti. Ve kulüpler bu kadar paraları vermiyordu. Şimdi bir yabancı kuralı gelecek tekrar. Yine bonservis ücretleri bence artacak. Ki bence doğru karar mı yanlış karar mı tartışılır. Türk futbolcusu oynamalı, evet, o konuda hem fikrim, ama yabancı kuralına şöyle bir sınır getirebilirler. Yani iyi yabancılar gelsin ama Türk futbolcuların değerini de çok arttırmaz. Niye? Ya bir futbolcu eğer orada miladını doldurduysa bence transferine izin, kolaylık sağlamalar izin vermeliler diye düşünüyorum. Yani Çok bu doğru. yüzden çok Biraz daha futbolcu kayboldu bence. Fenerbahçe'den efendim. Bu yüzden çoğu futbolcu kayboldu. Yani gerçek kapasitesine çıkamadan kaybolan çok futbolcu var. Doğru. Biraz daha Fenerbahçe gündemiyle alakalı konuşmak istiyorum. Yine eski verdiğiniz bir röportajda Aykut Kocaman benden formayı aldı. Neden vermedi bilmiyorum gibi bir ifadeniz var. Evet. Bu ekranlardan Sayın Aykut Kocaman'a göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Aynı Aykut. zamanda o zamanlar neler yaşandı? Bunu öğrenmek istiyorum. Ya Aykut Kocaman çok değerli bir insan, çok değerli bir hoca. Çok da severim. Örnek aldığım bir insan futbolcu kariyerlerinde. Çok ne kadar hani o zamanlar televizyonlarda bu kadar canlı yayın izleyemesek bile yani benim mevkimde olan bir santrafordu. Benim Fenerbahçe'ye transfer söylediğimde en etkili kişi Aykut Kocaman'dır. Çünkü beni Trabzonspor'dan ısrarla isteyen Aykut Kocaman. Hatta Doğan bir açıklama yaptı. Bence iyi bir açıklama değildi. Ki Aykut Kocaman'ın hiçbir zaman böyle bir şey kullandığını düşünmüyorum. İşte Türkiye'nin Drogba'sını aldım diye. Bence Türkiye'nin Drogba'sı değil, Henry'si deseydi daha iyi olurdu. Yani şöyle bir süreç. İlk gittiğimde dediğim gibi Doğan vardı. Doğan beni çok oynatmıyordu. Ya şampiyonluk maçı oynuyoruz. Trabzonspor'la oynuyoruz son maç. Gole ihtiyacımız var. Beni almıyor oyuna. O Yani maça daha erken, özellikle değineceğim röportajın evet, devamında. daha erken alsa belki daha farklı olacaktı. Son 5 dakika kala, 10 dakika kala ben oyuna girdim. Zaten Trabzonspor olarak kapanmış. Tam biz yükleniyoruz ama top da bir türlü girmiyor. Yani vuruyoruz, girmiyor. Vuruyorum, onu çıkartıyor. Alex Rüya direkten dönüyor. Sonra Aykut Kocaman'la ben konuştum. Hocam dedim, hep böyle mi olacak? Yani ben oynamayacağım dedim. Gökhan dedi, bu seneyi atlatalım. Seneye dedi, her şey farklı olacak dedi. Tamam hocam dedim. Tabii ben sorun çıkartan bir futbolcu profili olmadım hiçbir zaman. Her zaman hani hep ılımlı yaklaşmışımdır. Yani evet, kadro dışılar da yaşadım ama bu hani kavga ettiğimden veya değil, performansımdandır. Başka yani benim dışımda gelişen şeylerdir. Yani hiçbir hocayla hani kavga ettiğimi hatırlamıyorum ben. Fener Aykut Kocaman'la dönemde başladığımızda sezona sadece Semih'le ikimiz vardık. Semih'le ikimiz oynarken yani dönüşümle oynuyorduk biz işte sezon başı kamplarında, hazırlık maçlarında. Sonra Aykut Kocaman beni oynatmaya başladı. İki UEFA maçı oynadım. O UEFA maçından sonra aslında kötü de oynadığımı düşünüyorum. Çünkü ilk maçta asist yapmışım. İkinci maçta 1-0 yenilmişiz. Ben seni atmayı düşünmüyorum dedi hocama. Ben de şey demedim. Tamam hocam dedi. Sıkıntı yok dedim. Sonra aradan ya bayağı bir hafta geçti. 7 hafta falan geçti. Ben hala oynamıyorum yani. 5 dakika, 10 dakika. Evet, kocamanla bir konuşmam oldu işte. Dedim ki hocam dedim. Hani dedim ben bir hata mı yaptım? Bir yanlış mı yaptım dedim. Hani neden dedim beni dedim hiç düşünmüyorsun. Ya dedi Gökhan dedi oynatamadığım için üzülüyorum ama dedi şu an dedi şartlar böyle dedi. Tamam hocam dedim, sıkıntı yok. Bu formayı dedim sen bana verdin. Ben dedim almasını bilirim dedim. Sonra beni 2 hafta kadroya almadı. Konuştuğum için. Ya Acaba kısacası yönetimsel bir baskı olabilir mi o zamanlar? Yani yönetimden acaba dönemin Fenerbahçe yönetimi Gökhan oynamasın,
Semih ve Guiza oynasın baskısı yapmış olabilir mi Sayın Aykut Kocaman? Guiza yok aslında. Aykut Kocaman Guiza'yı çok düşünmüyordu. Sadece Semih sonra Niyank geldi. Ama eğer ben sezona o UEFA maçlarından sonra sezona başlasaydım çünkü çok iyi bir sezon başı kampı geçirdim ve fizik olarak yani çok kendimi çok iyi hissediyordum. O sezona başlasaydım ben dediğim gibi şu an hani Fenerbahçe kararım benim daha bambaşka bir seviyelere gelir. Çünkü ben o yeterli şansı bulamadım. Yani oradakiler kadar yeterli şansı bulamadım. Çalıştım kadroya giremedim. Çalışmadım kadroya giriyordum. Öyle bir durumdaydım. Ama dediğim gibi yani Aykut Kocaman'ın kararıdır. Saygı duyarım. Çok da severim. Yani ona niye oynatmadın diye de şey yapamam. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Evet. Yani gelenler gidenler kimseye muhtaç değil sonuçta. Tabii. Ben de oynamayı devamlı oynamayı istediğim için o dönemden sonra ayrılma kararı aldım Fenerbahçe'den. Belki dursaydım ki şans gelirdi şöyle bir durum oldu işte o talihsiz 2012'de ben Kayserispor'a tekrar transfer olduğumda bir hafta önce olsaydı bu olaylar patladığında ben hala belki Fenerbahçe'de oynuyordum. Çünkü Bienveni'ye geldi. Bienveni'yle Semih kaldı sadece. Bienveni'den kesinlikle daha iyiydin abi. Onu özellikle söylemek gerekiyor. Ben içine girmek istemiyorum. Yani o dönem belki bir hafta sonra bir hafta önce olsaydı bu olaylar ben transfer olmayacaktım belki Kayserispor'a tekrar ikinci kez. Fenerbahçe'de devam edecektim. Futbolcu Gökhan Ünal'a soru sormak istiyorum. Gökhan Ünal, Alex ve Souza'yı nasıl değerlendirir? Alex'le oynamak nasıl bir duygu? Futbolcu Gökhan Ünal. Çok büyük futbolcuydu. Yani benim belki bu zamana kadar oynadığım ilk 5 futbolcu içinde kilerden işte ilk 3'ün arasına girer. Belki 1. sıradadır. Yani Kayseri'de takım kaptanı Bülent Bölükbaşı, işte Emre Belezoğlu, Trabzon'da Yattara, Fenerbahçe'de Alex'i zaten. Alex bambaşka bir seviyeydi ve çok akıllı. Ya, bir santraforun ne istediğini çok iyi biliyordu. Ki dediğim gibi o zamanlar eğer daha fazla forma şansı bulsaydım Alex'le daha fazla sağ içinde düelloya girebilirim. Çünkü ben yardımlaşmayı seven bir santrafordum. Yani bunu Kayseri Spor'da da herkes gördü zaten. Yani Alex çok bambaşka futbolcuydu. Senin düşündüğün senden 2-3 saniye önce düşünüyordu zaten. Çok akıllı futbolcuydu. Teknik direktör kariyerinde de bence çok iyi bir teknik direktör olacak diye düşünüyorum. Yani Alex'i zaten çoğu Fenerbahçe taraftarı yaşadı, gördü. Yani Alex'i burada benim çok anlatmama gerek yok. Hani Hacı ile kıyaslıyorlar. İkisi çok farklı bence ama bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı şu anda Alex'ti. O zaman Hacı mi Alex mi sorusunu sorsam? Ya ikisi çok farklı. Ben böyle kıyaslamaları sevmiyorum. X'de yani sonuçta Hacı Galatasaray'la UEFA kupasını aldı. Çok üst seviyelerde oynadı. O da çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir karakterdi. Alex'te yani X'de kendine göre ayrı çok büyük özellikleri var bence.